Herkese selamlar arkadaşlar haftanın son günündeyiz borsada satışların arttığını gözlemliyoruz ve şu tablo çok açık ki bir süredir yaptığımız uyarılar alternatif varlık bulundursanız piyasa mutlaka fırsat verecektir felsefesi zaten şu an itibariyle vücuda geliyor bunu hep ifade etmeye çalışıyorduk sizlerle paylaştığımız bir takım seviyeler vardı 10.250'nin altına gelirse biraz daha hızlanabilir diye. Kalmaya devam ederse bir miktar daha 10.000 hatta 9.950'leri görme olasılığımız var ama buralarda hisse bazlı değerlendirdiğimizde de artık e, önemli güçlü hisselerin kademeli bir şekilde alım yapılabilecek noktalarda olduğunu da gözlemliyoruz ama önüne bir vade koyabilenler için tekrar söylüyorum. Ama bu şu demek değil bir miktar daha gevşeyebilir aşağı gidebilir. O yüzden zaten kademeli diyoruz piyasada oluşabilecek fiyatları etkileyen bir, bir sürü parametre ve unsur var. Onun altını çizmek lazım. Ve hatta şunu söyleyelim. Geçen haftadan beri yani hisse bazlı baktığımızda yine alım yapılabilecek hisseler ve seviyeler oluşmaya başladığını söylemiştik. Çünkü burada en dibi göremezsiniz. Kademeli yapmak lazım işlemleri. Zaten satarken de ne söylüyoruz? En tepeyi göremezsiniz. Hatta şöyle örnek verelim. Benim de tekrar geçen hafta da ifade ettiğim gibi kademeli olarak alımlara başladığım hisseler vardı. Orada da biz de mesela şu anda Negatifte ilerliyoruz ama sonuç mesele şudur, bunu bilerek zaten alternatif varlık tutarak e, pozisyonları güncellemeye devam ediyoruz çünkü hemen yarın bir rally olmayacak ve düştükçe alabilecek fırsatlar kendimize oluşturuyoruz. Bu son derece önemli. Sizden anlatmaya çalıştığım şey hep bu zaten sevgili arkadaşlar. Piyasa yukarı giderken insanlar pek uğursamıyor, böyle anlattıklarımızı dikkate almıyor olabilirler. Ama biz süreçten hep bahsediyoruz, ya, işte o süreci yaşıyoruz. Piyasa her zaman fırsat verir, bu cümlemi asla unutmayın. Piyasa her zaman fırsat verir. Rüzgara kapılıp e, yanlış hareketler yapmaktansa bir miktar koruyup kenarda beklediğinizde çok daha büyük fırsatlar yakalayacağınızı hep ifade ediyoruz. Ama genelde e, bireysel yatırımcıyı manipüle edecek e, hesaplar, yayınlar insanları birazcık o tarafa çekiyor ve böyle durumlarda da maalesef zararlar oluşuyor bu zararların oluşmaması için hep bunları anlatıyoruz. Dediğim gibi, yani çok uzatmadan söyleyeyim, panik yapmamak lazım. Doğru yerlere geçiş fırsatları var. Tekrar altını çiziyorum. Panik yapmamak lazım. Doğru yerlere geçiş fırsatları var. Ama geçtiğinizde de ya biz aldık bak yine %2 düştü falan gibi korkmayın. Doğru şirket alıyorsan önüne de bir birazcık vade koyacaksın. Ve ondan sonra beklemeye geçeceksin, sabretmeye geçeceksin. Ama tekrar söylüyorum yine kademeli piyasada trend Aşağı giderken bu zikzaklar e, oluşabilir ve bir miktar daha daha emin olup e, evet bir yükseliş trendi başlıyor diyebileceğimiz sürece gelindiğinde en dip olmasa bile o süreçten emin olduğunuzda tekrardan e, hatta bir miktar yukarıdan da alımlar devam edebilir. E, bu yanılgıdan kurtulmak lazım yani ben sadece en dipten alırım öyle bir şey yok piyasada bunu unutmayın sevgili arkadaşlar dolayısıyla. Şu an geldiğimiz noktada birileri e, panik yapacak belli ki e, küçük yatırımcı e, bunu da e, kullanıp manipüle edecek yayınlar bu sefer olacak. E, sizler piyasaya gider piyasa yukarı giderken e, bir takım mecralara e, geçin diye e, tavan tavan gidecek yayınlar yapanları muhtemelen şu an görmeyeceksiniz yayın yayınlar yaparken onlar şimdi kafasını kuma gömecekler. Piyasa tekrar yönünü yukarı çevirdiğinde bakın işte piyasa yukarı gidiyor diye size yine başka saçma sapan hisseleri önerecekler. Bu oyunlara gelmeyin. Siz makulü hedefleyin. Hayat satanları dikkate almayın. Gerçeklere odaklanın. Bu piyasada şimdi dün bir arkadaşımız yorum yazmıştı. ya İşte yukarı giderken efendim işte dikkatli olun temkinli olun diyorsun. İşte 11 bin giderken işte aşağı gittiğinde de panik yapmayın diyorsun. Böyle şey yorum mu olur? Arkadaş zaten sen e, yukarı gittiğinde o dediğimde realize etsen, aşağı geldiğinde de paran olacak ve şimdi almaya başlayacaksın. E, dediğimi yapmış olacaksın. Sen dinlediğin cümleyi anlayamamışsın. Yani aslına bakarsanız dinlemiş, e, benim söylediğimin doğru olduğunu da teyit etmiş ama bunun doğru olduğunu kavrayamamış. Şimdi zaten bunu anlatıyorum ben. E, full olmamak lazım yine. Mesela değerli metallere baktığımızda ABD'de tarım dışı istihdam verisi geldi. Saatlik kazançlar, ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam beklenti üstü ama işsizlik rakamı da e, 3.9 beklenirken 4 geldi. Bu geçici bir türbülans. Buralarda da alım fırsatı verdiğini düşünüyorum. Örneğin vade koyabilenler için panik yapmamak gerekir. Fakat bu pi piyasa e, belli hisselerde ya da endekste e, alım fırsatları oluştursa bile hemen yarından başlayarak böyle büyük bir coşku olmayacaktır. Onu da bilerek hareket etmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bütün kurşunları bir anda tüketmemek. Yani bütün elinizdeki varlığı bir anda tüketmeden hareket etmek önemli. Bundan sonraki süreçte de siz, siz olun. Yani yer yapmadıysanız bütün varlığınızı aynı anda bir yere boca etmeyin. Elinizde mutlaka sizi koruyabilecek bir teminat olsun. Şimdi bunu anlatırken şöyle bir örnekle pekiştirelim. Neden ben hep alternatif varlıklarınız olsun, böyle belirsizlik piyasasındayız, fiyat piyasada oluşmuyor, belli müdahalelerle her alanda oluşuyor. O yüzden riski yönetmek zorundasın, belirsizliği yönetmek zorundasın diyorum. Şöyle düşünün, araba aldınız, kasko yapıyorsunuz. Oradaki hedefiniz ya ben bir kaza yapayım da kasko, kaskomu kullanayım değil. Niye yaparsınız kaskoyu? Allah korusun bir kaza olursa onun maliyetine katlanmayayım, kasko karşılasın diye. İşte alternatif varlık bulundurmak da böyle bir şey. Yani düşsün diye veya işte efendim kesin düşecek diye bulundurmazsın. Ama Öngöremediğin negatif hususlar olduğunda ya da e, bir düzeltmeye, e, bir realizasyona maruz kaldığında seni koruyabilecek bir paran olsun. Elindeki varlığı panikle kaptırma. Aksine bir de fırsat yarat. O fırsatlardan faydalan. Daha sonraki yükseliş trendinde daha çok para kazan. Temel mesele, temel paradigma aslında bu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Buradaki temel amacım finansal okuryazarlığa katkı sağlamak. E, şu an mesela... Muhtemelen demin dediğim gibi söylediklerimi önemseyip bunun bir süreç olduğunu bilip rüzgara kapılmadan bütün parasıyla borsaya girmeyenler şu an mesela güzel bir şekilde bazı hisseleri almaya başlamışlardır ki bence artık kademeli alınabilecek seviyelerde ama her hisse değil önemli bazı sektörler vermiştim daha önceki birkaç videomda oralara bakabilirsiniz ve hatta. Biraz daha düşse de daha iyi maliyetlerle alsak diyordur birçok arkadaşımız. Zaten bunu yakalayabilmek önemli. Yani piyasa çıkarken de elinde malın olup sevinebiliyorsan ve düşerken de bir takım yer, makul yerlerden razı ettiysen, düşerken de sevinebiliyorsan o zaman doğru bir şey yapmaya başlamışsındır. Kazanabilirsin demektir. Borsada zaten risk kim için var? Bütün parasını bir mecraya sokan ve orada kalıp kendi manevra kabiliyetini ortadan kaldıran için var. Ama alternatifli portföy olan için risk yok. Düşse de başka alanlardan alıp bu tarafa koyabilir. Maliyetlerini daha aşağıdan daha iyi bir noktaya getirebilir. Ve sonraki yükseliş trendlerinde kazanabilir. Umuyorum anlattıklarım fayda sağlıyordur. Bunu şunun için söylüyorum. Arkadaşlar şimdi yukarı giderken uçacak diyorlardı. Ben de diyordum ki dikkat et dikkat et. Zaten 2 aydır piyasa evet rekor kırıyor TL bazlı. Dolar bazlı da bir yerlere geldi ama bütün hisseler yapmadı. Belli başta endeksler ve hisselerle yaptı. Bu bir risk, bu genel yayılan bir şey değil. Zaten hacimli falan da değildi ki borsaya da giriş yoktu. Sadece tahvil tarafına giriş vardı. Ama o tahvil tarafından da bir süre sonra borsaya da girecekler diyordum, hatırlayınız. Şimdi bu düzeltmelerle, silkelemelerle, yukarıdaki köpükleri, Alacaklar, realizasyonları yapacaklar, küçük yatırımcıyı da biraz bezdirecekler. Ondan sonra da öbür tarafları da toplayıp tekrardan bir hareket başlatacaklar. Bunu niye söylüyorum? Korkmayın. Yani ama yanlış kağıtlardaysan böyle yine FK'larını kontrol et, piyasada ev değer, defterlerini kontrol et, öz kaynak karlılığını kontrol et, ee, döviz cinsi borcu var mı yok mu, bunu hecediyor ediyor mu, etmiyor mu, e, bunu kontrol et, kar marjlarını bir kontrol et, ondan sonra eğer yanlış olduğunu düşünüyorsan sektör ortalamalarına göre baktığında şu an BIST 30'da, BIST 50'de, BIST 100'de çok güzel yerlerde olan, çok güzel yerde olsa da biraz daha düşebilecek olan ama öyle bir ihtimal de var. Onu da unutma. Şirketlere geçiş yapıp riskini dağıtabilirsin. Dünkü videomda da aynısını söyledim. O yüzden panik yapma, fırsatları değerlendir. Ben yukarı giderken uçacak demiyorum, riskleri paylaşıyorum. Şimdi de birileri size daha da kötü senaryolar çizecek, ama makul yerlere. Belli hisselerde geldiğimizi düşünüyorum. Endekse daha aşağısı görünüyor. Bunu tekrar altını çiziyorum. Bu söylediğim hisselerde de daha aşağı seviyelerde teknik olarak var. Önemli değil. Kademeli aldığımız sürece problem yok. Ee, önüne de bir vade koyuyorsan yine problem yok. Bunları, bu riskleri de belirterek size bir e, portföy yönetimi açısından stratejik bakış vermeye çalışıyorum. Umuyorum da faydalı oluyordur. Evet, video çok da uzun olmasın. Ee, bu bugün yaşanan piyasa gelişmelerini de size bir açıklamaya çalıştım e, dilim döndüğünce. Umuyorum hepiniz için e, çok daha az stresin olduğu, hatta stresin olmadığı, çok daha güzel, bol kazançlı günler e, önümüzde olur. Hepimiz için olur. Ama stresi yönetmek önemlidir. Piyasalarda e, işin işin %80'i psikolojik. Kalanını temel teknik vesaire diğer unsurlarla değerlendirirsin. Sağlıklı karar alabilmek önemli. Risk altında Panik halinde aceleyle telaşla alınan kararlar zarar verir. Bundan uzak durmaya çalışın mümkün mertebe. Bu da sürekli ekrana bakmamakla olur. Sürekli piyasayı takip etmemekle olur. Hayatına odaklan. işine, sosyal hayatına, evine odaklan. Ondan sonra su akacak, yolunu bulacak. Merak etme. Sadece bunlar ders olsun. Bu süreçleri hep anlattık. Yukarı giderken sonsuza kadar gitmeyeceğini bil. Seni rüzgara bir daha kapılma. E, tecrübe olsun. E, düşerken de sonsuza kadar düşmeyeceğini bil makul yerlerden kademeli Al, alım yap ve sabret. Ondan sonra bu da işin diğer bir tarafı. Ee, eğer bu yayında beğeniyorsanız sevgili arkadaşlar yorum yazın, beğeni butonuna basın ve abone olun. Aynı zamanda sizlerden şu e, videoda da bir ricam var. Instagram'da Emre Serin 82, Twitter'da da Emre Serin 82 hesaplarını da takip almanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere sevgiler, saygılar.